derler ya, aşk acı, keder dolu. Yangın var yüreğimde, yangın. Söndüremiyorum bir türlü. Kor olmuş yanıyorum. Biz ne acılar gördük. Gördük de fayda etmedi yüreğime. Gücüm yetmez oldu kalbime. Tükendi, kalmadı dermanım seni sevdiğime. Yolumdan çekil Harun. Seninle bir derdim yok. Tek isteğim o köpek. Yaptıklarının hesabını verecek. Dönüşü yok artık bu işin. Hayır. Elinde silahla evime girmene izin vermeyeceğim. İçeride çocuklar var. İndir silahını. Evinde yılan besliyorsun. Haberin var mı senin? Bak. Ben her şeyin farkındayım. Başıma gelenlerde kimlerin parmağı olduğunu çok iyi biliyorum. Biliyorsun da ne oluyor? O hala senin evinde. Ve sen onu benden koruyorsun. Her şeyin bir zamanı var. Çok yakında herkes layığını bulacak. Senin ailene de zarar verdi o it. Beni can evimden vurdu o köpek. Kenara çekilip senin yapacaklarını bekleyemem. İçeri girip o adamı alacağım. Bana Batu'nun yerini söyleyecek. Başka bir seçenek yok. Son kez söylüyorum Harun. Çekil önümde. Hayır dedim. Giremezsin. Nasıl durduracaksın? Burak ne oluyor? Bilmiyorum. Korkuyorum Burak. Bir şeyler yapsana. Sakin ol. Ben buradayım. Kimse bir şey yapamaz. Hem dışarıda koruma var. Ciddi bir şey olsa Harun bize mutlaka haber verir. Anne babam gelsin artık. Çok korkuyorum. Gelecek bir tanem. Korkma, şimdi gelecek. Dışarıda ses soluk kesildi. Tıkıldık kaldık bir odaya. Abimin durumunu merak etmiyorsun da odaya tıkıldığına söyleniyorsun. Polise haber verelim abla. Böyle beklemek insanı mahvediyor. Önce bir ne olduğunu anlayalım Nisa. Eli silahlı insanları sardı başımıza. Yüreğimiz ağzımızda yaşıyoruz sayesinde. Silahlı adam babamı bir şey mi yaptı anne? Hayır meleğim. Babana hiçbir şey olmadı, sakin ol. Konuşmalarınıza dikkat eder misiniz? Bak, kaybettiklerin için çok üzgünüm. Öfkeni anlıyorum. Ama çözüm bu değil. Ben ne yaptığımı biliyorum. Engel olmaya çalışman beni kararımdan döndürmez. Bunu halledeceksin. Ama bu yolla değil. Doğru olanı yaparak. Herkes hak ettiğini bulacak artık. Bundan hiç kuşkun olmasın. Yürü gidiyoruz. Biliyor muyuz nereye? Harun. Ne oluyor? Bir şey yok. Batu'yla mı ilgili abi? Gelen kim? Batu mu? Hayır. Aras dışarıda. Halletmemiz gereken bir iş var. Sakin olun. Merak etmeyin. Tamam mı? Aras mı dışarıda? Nereye gidiyorsunuz? Dedim ya bir iş. Aras'la ne işin var Harun? Ben gelene kadar burada bekleyin. Lütfen. Yürü hadi. Yürüyeyim yürümesene de. Benim Aras'ta ne işim var onu anlamadım. Uzatma da yürü, işimiz var işte. Hadi. Nereye götürüyorsun beni ya? Bilmek hakkın değil mi? Çok konuşuyorsun. Nasılsa öğreneceksin. Yürü. Sizin yüzünüzden başıma gelmedik kalmadı. Ölümlerden döndüm. Can güvenliğim kalmadı. Nasıl bir aile ortamı bu ya? Beğenmediğin bu aileden niye defolup gitmedin ha? Biricik kızım, sevdiğim kadın bu evde. Nasıl bırakıp giderim? Sahtekarsın sen. O herife yardım ettin mi? Kime? Kime yardım etmişim? Kimden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Eğer Aras'ın dedikleri doğruysa bu sefer kurtulamayacaksın. Sana ne dediğini biliyorum. Ama ben bir şey yapmadım. Bana ne Aras'tan? Anlayacağız bakalım. Yürü. Hmm.
ulan. Ulan ben senin... Bırak. Bırak Aras. Biri bana neler olduğunu anlatabilir mi? Harun sen söyle. Benim de neler olduğunu bilmek hakkı. Konuşacağız. Üçümüz. Bak. Bak Aras. Size kim ne söyledi bilmiyorum ama... Yemin ederim benim Batu'yla bir ilgim yok. Aras dur. Seninle konuştuğumuz bu değildi. O itin nerede olduğunu söyleyeceksin bana. Sana söyledim. Bu iş benim dediğim gibi olacak. Anladın? Bin arabaya. Bu adamla hiçbir yere gitmiyorum. Delirmiş resmen. Sana bin arabaya dedim. Etme boşuna. Can da söyledi. Neyi söyledi Can? Bak her şeyi biliyorum ama senin ağzından duymak istiyorum. İnat etme de anlat. Ya inat ettiğim ya da inkar ettiğim bir şey yok. Zaten ortada bir şey de yok. Yapma. Bu kadar zor bir şey değil ki. İki kelime. Sadece iki kelime bile yeter. Ya gidelim mi? Ben yarım saatten izin almıştım. Ustaya ayıp olmasın. O zaman bana niye soğuk davranıyorsun? Hiç olmazsa bunu söyle. Allah Allah. Ya nasıl davranmam gerektiğini söyle, bundan sonra öyle davranayım. Kimse benimle böyle konuşamaz Kerem. İstediğim gibi konuşurum. Hayır konuşamazsın. Ne yapacaksın? İnsan Hakları Mahkemesi'ne mi şikayet edeceksin beni? Sayın Mahkeme. Kerem bana soğuk davranıyor. Şikayetçiyim mi diyeceksin? Eminim ilgilenirler. Tüm mesajlarımı dinlediğini biliyorum. Hiçbir mesajıma cevap vermesen bile ben devam edeceğim. Bir kelime bile olsa söyleyeceğin tek bir sözü duyana kadar vazgeçmeyeceğim. Canım. Bebeğimizi kaybettim. İçimize düşen ateşi tarif etmek mümkün değil. Ben sana tutunmaya çalışıyorum. Senin de duygularını çok iyi anlıyorum. Uzak tutuyorsun kendini benden. Ama bana bir şans ver. Tekrar aile olabiliriz. Lütfen telefonunu aç. Konuş benimle! Yaşadığımız acılara kimin sebep olduğunu sen de biliyorsun Melda. Ama merak etme. Bu fatura elbet bir gün ödenecek. Abi, çiçekler hazır mı? Hazır ufaklık. Gel benimle. Bir şey sorarlarsa... İnternetten sipariş verildi dersin. Anladın mı? Anladım abi, hallederiz. Aferin. Yanlış duymadın Sinem. Bu gece de arkadaşında kalabilirsin. Biliyorum dünyanın en iyi annesi benim. Ama yarın sabah kahvaltıda evde olacaksın. Kesin yine Burak bir şeyler karıştırıyor. En ufak fırsatı kaçırmıyorsun değil mi? Her şey Burak'ın başının altından çıkıyor çünkü. Senin hala bu adamı tanımamış olmana inanamıyorum. Bir bağlılık, bir avukatlık. 24 saat korur hale geldim. Neyin ne olduğunu bilmeden suçlamana izin vermem. Boş versene abla. Bugüne kadar yaptıklarını ne çabuk unuttun. Çıkarları neyi emrediyorsa Burak onu yapar. Konuşmalarına dikkat et. Her şeyden önce o benim kocam. Senin enişten, yeğeninin de babası.
Bana göre dış kapının mandalı bile değil. Ailemiz sayesinde adam olmuş bir asalak. Adam da değil ya. Nisa, yeter. Ne yeter? Hayır, doğruyu söyleyince rahatsız oluyorsun. Sen de onunla aynı fikirdesin. Nisa, kardeşim olmasan ben sana... Yap abla, istediğini yap. Çivisi çıktı artık her şey. Ya yapmayın. Her ne olduysa bunu düzeltecek olan bizler değiliz. Birbirinize öfkelenerek neyi çözebilirsiniz ki? Bütün enerjinizi Harun'a destek olmak için harcayın. Bu bir aile meselesi, sen karışma. Harun bizim kardeşimiz. Bugüne kadar hep sustum. Olayları büyütmemek için Burak'la Batu'nun bize yaptıkları karşısında sustum. Aile meselesine gelince, sen kabul etsen de etmesen de Harun benim kocam. Çocuklarımın soyadı Arslan'dı. Bunu kafana soksan iyi olur. Bunca sorunun arasında bir de senin egolarınla uğraşamayız. Ne dediğimi anladın mı? Kolum gittikçe daha da kötüleşiyor. Ağrılar çok arttı doktor bey. Bazen bir bardağı bile kaldıramayacak hale geliyorum. Tedavi olmadığınız için bu durum daha da ilerleyecek. Hem de hızlı bir şekilde. Üzgünüm ama yakında kolunuzu kullanamayacak hale geleceksiniz. Tedavi olsam ne olacak ki? Bana biçtiğiniz bir zaman var zaten. Ama tedavi olmadığınızda çok daha fazla acı çekeceksiniz. Niye buraya geldik? İyi bak. Batu'nun kaçmasına yardım eden adamı. Hak ettiği cezayı verdim ona. Yaptığı hainliğin bedelini canıyla ödedi. Sen de konuşmazsan, o katilin yerini söylemezsen senin de sonun böyle olur, anladın mı? Konuşmaktan başka çaren yok. Bıçak sırtındasın. Seçim senin. Hayatın kendi ellerinde, ona göre. Tamam. Ona yardım ettim ama sadece para verdim. Bir daha da görmedim, konuşmadım. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Ne zaman verdin parayı? Beni aradı, buluştum. Yanında da bu adam vardı. Sen ortalarda yoktun. Beni tehdit etmeseydi bir kuruş bile vermezdim. Ben de ailemi korumak için başka ne yapabilirdim Harun? Vuracaksan vur beni. Ailemi koruduğum için öldür. Hadi. Kendini acındırmayı bırak. Gerçeği konuş benimle. Söylediğim gerçek. Para vermekten başka ne yapabilirdim? Ailemi nasıl kurtarabilirdim? Polise girebilirdin. Parayı verirken yakalatabilirdin. Senin gibi bir düzenbazın nasıl aklına gelmez polise haber vermek? Harun da polise güvendi. Neredeyse tavuk gibi kızarıyor. Yeter! Şimdi Batu'yu nerede bulacağımızı söyle. Şu anda bilmek istediğim tek şey Batu'nun nerede olduğu. Allah belamı versin ki bilmiyorum. Yemin ederim, bilsem neden söylemeyeyim? Yaptığım pislikleri temizlemek için elinde bir fırsat var. Batu'nun yerini söyle artık! Harun, Batu'yu tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Girmiştir bir deliğe.
Böyle durumlarda bir süre kendini güvene almaz mı? Ha? Köstebek gibi saklanmaz mı? Senin yolunu denedik, olmadı. Sıra benim yöntemimde. Harun! Yardım et! Harun! Artık ben de sana yardım edemem. Kaderinle baş başasın. Sonunu değiştirmek kendi elinde. Ancak sen kendine yardım edebilirsin. Ben senin için elimden geleni yaptım. Harun. Aras. Yalvarırım, yapmayın. Ölümü göze alarak Batu gibi birini niye koruyayım? Canı cehenneme şerefsizin. Elimde olsa bir kaşık suda boğarım o pisliği. Batu nerede? Söyle. Bilmiyorum diyorum. Niye bana inanmıyorsunuz? Bu durumda nasıl yalan söyledim? Nerede dedim? İnan bana, kızımın üzerine yemin ederim bilmiyorum. O zaman son duanı et. Dur. Şimdi hatırladım. Bir telefon numarası vardı, mesaj bıraktığım. Her zaman açık olmuyor. Ne zaman mesajlara cevap vereceği belli değil. Ara, buluşmak istediğini söyle. Ne için buluşacağım, ne diyeceğim? Bunca zaman bize yalanlar söyleyip yanılttın. Şimdi buna da bir şey bulursun. Palavra senin işin, Burak! Hoparlörü aç. Beklediğin fırsat geldi. Harun'u tek başına ele geçirebilirsin. Senin ilgili planları var. Ava giderken avlarsın onu. Beni hemen ara. Veriyorum annemi. Eda arıyor. Elim hamurlu, sen tutuver kulağımı. Edacığım. Nasılsın anne? Mantı kapatıyorum yağmurcuğuma. Keşke kalkışmasaydın anne. Yoldan yeni geldik anne, çok yorgunum. Kımıldayacak halim yok. Aa, o kadar da uğraştım be Eda. Anneciğim, arada sancılarım oluyor. Bulantım bir türlü geçmedi. Aman aman. Senin sağlığın her şeyden önemli. İhmal etme. Bir doktora gör. Görüneceğim anneciğim, merak etme. Yarın görüşürüz. Mantı için çok üzgünüm. Olsun varsın. Sen iyi ki canlısın. Dinlen. Öpüyorum hepinizi. Biz de seni anneciğim. Sesini hiç beğenmedim Eda'nın. Hamilelik kolay değil. Zor geçirecek gibi. Yağmur yemeğini yedi mi? Yok, Yağmur'u hiç görmedim. Nerede peki? Bilmem. Yağmur. Nerede bu kız? Yine mi? Yağmur! Yağmur, neredesin? Yağmur, cevap ver, neredesin kızım? Yağmur! Aman Allah'ım. Buradayım anne. Yağmur! Ne işin var orada? Ne yapıyorsun? Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Keşke buraya gelmeseydik. Hadi in aşağı Yağmurcuğum. Yine kötü şeyler oluyor. Bir şey olduğu yok, in hadi. Hani söz vermiştik?
Birbirimize yalan söylemek yoktu. Yalan söylemiyorum. Hadi in aşağı. Bak kardeşin de inmeni istiyor. Korkutuyorsun onu. Yağmurcuğum üzme beni. Bak kendimi kötü hissetmeye başlıyorum. İneceğim de nasıl ineceğimi bilmiyorum. Nasıl çıktın oraya? Çıkarken kolaydı. Ah Yağmur ah. Dur kıpırdama sakın, bekle. Ben yardım çağırayım. Bekleyeceğiz bir tanem. Batu'ya ulaşmamızın tek yolu bu. Her şey yeniden başladı. Keşke dönmeseydik. Merak etme, bu kez bitecek. Her seferinde bitecek diye bekliyoruz ama olmuyor Harun. Bak bu son. Söz veriyorum. Bundan sonra hayatımızda kötülere yer olmayacak. Böyle ne kadar bekleyeceğiz? Belki aylarca aramayacak. Burada böyle duracak mıyız? Gerekirse aylarca bekleyeceğiz. Bu saçmalık. Bırakın gideyim. Nereye kadar bekleriz böyle? Tut ki adam aramadı, sormadı. O zaman ne olacak? Beni böyle ne kadar tutabilirsiniz ki burada? Benim bir ailem... Otur. Hiçbir yere gitmiyorsun. Otur oturduğun yerde ve yaşadığına şükret. Efendim Tarık. Ne? Ne çiçeği? Buraya getir. Can? Ne oldu oğlum? Ne bu surat? Bir şeyler içelim mi? Sebep? Konuşuruz biraz. Ya iyi olurdu da işim var, eve gitmem lazım. Hem ablamlar gelecek. Dertleşmeye ihtiyacım var be oğlum. Acayip bunalımdayım. Hayırdır? Ne oldu ki? Ya anlat biraz. Irmak. Ne olmuş Irmak? Görüşmek istemiyormuş artık benimle. Hadi ya. Ya yüzüme yüzüme öyle dedi. Pat diye. Pat diye başka ne dedi? İşte bunları konuşalım. Hoş geldiniz. Allah'ın cezası. Adi köpek. Bu çiçekten Eda'nın haberi olmayacak. Tabii efendim, merak etmeyin. Eve kim getirdi? Bir çocuk. İnternetten sipariş edildiğini söyledi. Kimin gönderdiğini sormadın mı? Çocuk bilmiyordu efendim. Üzerinde çiçekçinin kağıdı da yoktu. Sinsi bir yılan gibi sokmaya devam ediyor. Ama onun başını ezeceğim. Sen burada kal. Ara Seren Burak'a bir şey yapabilir. Yanlarından ayrılma. Peki efendim. Adamlarına söyle, Burak'ın arabasını da buraya getirsinler. Lazım olabilir. Tabii Harun Bey. Durup dururken niye böyle dedi anlamadım ki. Her şey süper gidiyordu. Bir sorun yoktu. Süper gidiyordu derken... Yani... Sevgili olmuş muydunuz? Neredeyse abi ya. Bir tık kalmıştı. Anladım. Oğlum, sana öyle gelmiş olabilir mi? Yani sevgili olmaya bir tık kalması. Sabah akşam arayıp bir yerlere gidelim mi? Bir şeyler yapalım mı deyip dururdu. Kakara kikireydik. Bir şey oldu ama ne? Ya bilmiyor musun oğlum? Kadınları bugüne kadar bir kişi anlamış, o da yanlış anlamış.
heyheyleri bir gelir bir daha gitmez. Hem daha fazla ilgi falan istiyordur belki. Yok abi. Irmak öyle tripleri olan kızlardan değil. Mucuk mucuk birilerini görüp gördüm sinirleniyor. Yardım et abi. Bana bir yol göster. Abi karıştırma beni bu işe. Ne var bunda? Ben sana o kadar yardım ettim. Sen de kardeşin için... Bak, ben de yardım etmek isterim ama elimden bir şey gelmez oğlum. Kafa kafaya veririz, buluruz bir şeyler ya. Gül mü yağdıralım tepesine, ne yapalım bilmiyorum ki. O da eskidi. Yeni trend bir şey bulmamız lazım. Beklediğin fırsat geldi. Arzu tek başına ele geçirebilir. Seninle ilgili planları var. Ava giderken avlarsın onu. Beni hemen ara. Beklediğim fırsat. Ava giden avlanır. Aferin Burak. Sevdim bu işi. Burada kalıyoruz. Evimize gidelim ne olur. Ben burada rahat değilim. Babam burada kalmamızı istedi biliyorsun. Bari sinemin odasında kalmayayım. Ne haber eder yüreğime bile girer. Seninle uyuyamaz mıyım anne lütfen? Olmaz bir tanem. Unutma biz burada misafiriz. Ama istersen uyuyana kadar yanında kalabilirim. İyi peki. Uyu bir tanem hadi. Kapat gözlerini. Of. Eda'nın yanında söylemediğini bırakmadın. Aynı kanı taşıyan bizleriz. Eda'nın ne kötülüğünü gördün abla? Yeniden başlamayalım istersen. Hep susulsun. Haksızlığa isyan edilmesin. Herkes boyun eğsin. Sonunda kaybeden sen olursun abla. Nisa, sabrımı zorlama yine. Abim mi acaba? Neler oldu? Burak nerede? Aras'ın yanında. Ne işi var Aras'ın yanında? Batu'yu bulmaya çalışıyoruz. Batu ne yapmış yine? Aras'a da mı bulaşmış? Nisa bu iş bir bitsin, etraflıca konuşuruz. Ben Yağmur'a bir bakayım. Görüyorsun değil mi? Hangi taşı kaldırsan Burak çıkıyor altından. Ne olduğunu bilmeden konuşma. Bilmeden de olsa doğruyu konuştuğumdan eminim. Niye uyumuyorsun bir tanem? Kardeşimin adını düşünüyorum. Toprak olsun adı. Rüzgar da olabilir. Emre de olabilir. Ben en çok Rüzgar'ı sevdim. Babacığım! Hoş geldin. Hoş geldin. Sen uyumadın mı hala? Uyumadı babası. Kızım bu akşam çok uyuşsuzluk yaptı. Ama seni merak ettim baba. Yine kötü adamlar mı vardı? Çok korktum ben. Tamam, geldim artık. Korkacak bir şey yok. Sen de rahat rahat uyu bir tanem, hı? Hadi annesi. Biz çıkalım da kızımız bir an evvel uyusun. İyi geceler. İyi geceler bir tanem. İyi geceler meleğim. Baba. Ben uyurken yine gitmeyeceksin değil mi? Sabah seni öperek uyandıracağım. Tatlı rüyalar canım. Başka yer yok gibi niye bu odadayım? Gömleklerim nerede? Dolaba astım. O değil diğeri. Niye sordun? Üzerimi değiştirip hemen çıkacağım.
Batu her an Burak'ı arayabilir. O zaman sen de polisi ara. Onlar ilgilensin. Bunu yapmayacağımı biliyorsun. Ben de gitmene izin vermiyorum. Korkacak bir şey yok. Endişelenme. Nasıl endişelenmeyeyim Harun? Ölümden döndün. Bir ay içinde kaç kere ameliyat oldun? Ya kolun tam iyileşmedi bile. Bana hala korkacak bir şey yok, endişelenme diyorsun. Ama bu kez izin vermeyeceğim. Kesinlikle olmaz. Başka çaremiz yok bir tanem. Bu adam hayatımızın zehirli bir parçası. Kesip atmadan rahat edemeyeceğiz. Bu iş mutlaka bitmeli. Merak etme, dikkatli olacağım. Endişelenecek biri varsa o da Batu. Açar mısın kapıyı? Açmayacağım. Aynı hatayı bir daha yapmayacağım. Aynı kabusu bir daha yaşamaya gücüm yok, anlamıyor musun? Bu sorunun bitmesini istemiyor musun? Hep diken üstünde mi yaşayalım? Tabii ki hayır. O adamın yakalanmasını senin kadar ben de istiyorum. Belki senden de çok. Ama bunu sen yapmak zorunda değilsin. Bırak polis halletsin. Senin tehlikede olduğunu düşünmek beni çıldırtıyor. Bu işi ben bitireceğim Eda. Bize bunları yaşatanı. Annemin babamın katilini adalete ben teslim edeceğim. Bunu yapmazsam huzura eremem. Çocuklarımızın hatırı için gitme. Yalvarırım. Lütfen Eda. Bunu bana yapma. Gitmemen için gerekirse daha fazlasını yaparım. Efendim? Az önce Batu aradı. Bir saat sonra tünelde buluşacağız. Tamam, geliyorum. Şimdi lütfen anahtarı ver. Vermeyeceğim. Eda, anahtarı ver. Çocuk oyuncağı değil bu. Al. Beni, çocuklarını acı içinde bırak geride. Git hadi. Eğer gitmezsen, hayatımız boyunca bu aşağılığın nefesini ensemizde hissederek yaşamak zorunda kalırız. Buna izin vermeyeceğim. Peşindeyim. Sakın bir hata yapma. Bana güvenebilirsin. Anneciğim al. Sağ ol canım. Anne, iyi misin? Bak, kendini kötü hissediyorsan söyle. İyiyim iyiyim, merak etme. Anne, şu arkadaşına yardıma gitmesen artık. Yoruluyorsun. Şart mı yani? Senden başka kimsesi yok mu? Yorulmuyorum kızım, bana da değişiklik oluyor. Bir yandan da sohbet ediyoruz. Vakit geçiyor. Anne, senin farklı bir durumun var. Benim için önemli değil ki. Hem oturduğum yerde el işiyle birkaç kuruş kazanıyorum. Peki senin yerine ben gitsem olmaz mı? Şu eve tıkılıp kalsam deliririm Ferda. Böyle iyiyim, sen üzme canını. Neyse. Ben çocuklara bir bakayım. Bak bak. Alo. Dikkatli ol. Seni izliyoruz.
en ufak bir hata yapmayacaksın. Babam gibi konuştu. Baban seni adam edememiş. Ama unutma, ben senin baban değilim. En küçük hatanı da affetmem. Adam gibi bir temizlik yapamadı ki beceriksiz. Eline yüzüne bulaştın sense. Peki ben ne yapacağım? Bunlar Batu'yu yakalarsa ben toptan biterim. Her şeyimi bir anda kaybederim. Bile bile lades. Yok. Yok, bu böyle olmayacak. Bir şey yapmam lazım. Sen misin, değil misin? Selektör yapsana budala. Selektör bekliyorsun değil mi? Bil bakalım niye yapmıyorum. Arkamda iki tane cellat vardı ondan. Niye selektör yapmıyorsun gerizekalı? Niye inmiyor arabadan? Ortamdan emin değil. Nefes aldığı her saniye beni delirtiyor. Sabırlı ol. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Ne yapıyorsun? Delirdin mi? Arabadan inmesini bekle. Bozacaksın her şeyi. Ulan tuzak bu işte, anlasana. Bas git buradan. Senin gibi çakala ben mi öğreteceğim bu işi? Ne yapmaya çalışıyorsun salak herif? Derdin ne senin? Bir terslik var. İnmeyecek arabadan. Bu kadar bekledin, biraz daha bekle. Göreceksin. Bu bekleyiş normal değil. Dur diyorum. Bana oyun ha? Kökünüzü kazıyacağım sizin köpekler. Göreceksiniz. Salak yüzünden anladı her şeyi. Kaçtı elimizden. Burası arayola bağlanıyor. Onu şüphelendirecek ne yaptın ha? Deli miyim ben? Hiçbir şey yapmadım. Ulan sen ihanet etmeden duramaz mısın? Öleceksin. Gebereceksin. Hiç mi korkun yok? Aras! Aras! Bak, bilmiyorum. Yemin ederim neden huylandığını bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadım diyorum size. Siz de gördünüz. Niye inmedi arabadan o zaman ha? Belki de sizi görmüştü. Yalan söylüyorsun. Bizi görmesi mümkün değildi. Kendini temize çıkarmaya çalışma. Kalleş herif. Öldüreceğim lan seni. Aras bırak. Ben hiçbir şey yapmadım diye mi öldüreceksin beni? Kes! Adamı ayağınıza kadar getirmedim. Ortaya çıkmasaydın belki de çoktan yakalamıştık onu. Gebereceksin. Aras, Aras! Çek o silahı. Onu öldürerek eline ne geçecek? Elini kana bulamaya değmez. Bak, Batu'yu bulacağız. Ne pahasına olursa olsun onu bulacağız. Senin için yaz ortasında kar yağdırıyorum. İyi de niye? Beğenmediysen kırmızı kar yağdırayım. Yeter ki sen iste, mavi de var. Mavi. Mavi Murat'tır. Ne saçmalıyorsun sen ya? Kar. Kar. Oğlum kar. Makinist kar. Kim
kim var orada? Kimse. Doğa olayı işte. Kar yağdı geçti. Hava açtı. Bu komediye kimi ortak ettiğini çok merak ettim. Mahvettin oğlum her şeyi. Bir karı yağdıramadın ya. Bak Irmak, açıklayabilirim. Irmak. Ben de açıklayabilirim. Bana sadece şey işte. Arkadaşa arkadaşlık görevi olarak. Komiksiniz. Gerçekten komiksiniz. Çaplığa niye sana yapıştırdı şimdi onu anlamadım. Sevemedi beni bir türlü. Ondan herhalde. İsmini beğendim biliyor musun? Çünkü bizim aşkımız bir rüzgar gibi bir tanem. Nerede olursam olayım, hangi zorluklar içinde kalırsam kalayım, o rüzgar beni sana getirir. Anlaşıldı. Annem bana çok kızmış. Sence nasıl affettirebilirim kendimi rüzgar? Hayır, affettiremezsin. Çünkü deli gibi korkuyorum. Sana tekrar bir şey olacak diye aklım çıkıyor. Nefes bile alamıyorum Harun. Haklısın aşkım. Sana korkular yaşatıyorum. Ama hepsi tek bir amaç için. Bizim yavrularımızla mutlu bir geleceği önümüzde hiçbir engel olmadan yaşayabilmemiz için. Seni kaybettiğimi düşündüğüm anlardaki çaresizliğimi, tükenmişliğimi unutamıyorum. O anları tekrar yaşamaktansa inan... O günler geride kaldı. Bir daha da hayatımızda olmayacak. Bizi mutlu bir hayat bekliyor aşkım. Buna inan. Hiçbir şey bizi yıkamadı. Bundan sonra da yıkamayacak. Güzel gözlerinde artık sadece mutluluk olacak bir tanem. Gözyaşı değil. Neler olduğunu anlatmayacak mısın Burak? Hiç canım. İşi gücü bırakmışlar. Kovboyculuk oynuyorlar. Burak düzgün cevap ver. Ne işler dönüyor? Ben artık tehlike altında yaşamak istemiyorum. Takmışlar Batu'ya işte. Benden yardım istediler Batu'yu bulmak için. Onun için mi evimizin önünde ateş etti? Yemiş hepsi kafayı. Salak bunlar. Polisin bile yakalayamadığı adamı ayaklarına kadar getirdim, ellerinden kaçırdılar. Sen bu işe karışma. Batu'dan uzak dur. Ben aileme katkıda bulunmak için elimi uzatıyorum karıcığım. Batu'dan çektiğimi bir ben bilirim. Yoksa ne işim olur onunla? Sen yine de uzak dur. Yok canım, bundan sonra hiç işim olmaz. Da, Harun işi kıvramadığı zaman aman Burak gel bul şu adamı diyor. Nasıl geri çevireyim hayatım? Yani sonuçta kayınbiraderim. Batu onu ikinci kez kurtardığımın farkındadır herhalde. Şimdi sıra onda.
beni Aras ve Harun'dan kurtarma sırası. Yemeyecek misin? Hepsini senin için hazırlattım. Ah, ellerine sağlık, çok güzel görünüyorlar. Kurt gibi açım. Anne? Anne bu saatte nereye? Biraz işim var yavrum. Bu saatte ne işi olur? Allah Allah, olamaz mı yani? Dur bekle, şunları toplayayım, ben de seninle geleyim. Kerem çalışmamı istemiyor ama senin olunca bir şey demez. Olmaz, sen evde kal. Niye? Yardım edeyim işte, ne olacak? Yardım filan istemiyorum. Evde otur sen. Otur dikişini bitir. Anne. Anneciğim. Uyan anne. Ne oldu bir tanem? Sabah oldu. Kahvaltı hazır. Baban nerede? Aşağıda. Kahvaltı için seni bekliyoruz. Tamam canım. Giyineyim, geliyorum. Çabuk ol. Yumurtalar soğumasın. Merak etme. Henüz her şey bitmiş değil. Anlamıyorsun galiba. Elimizden kaçırdık. Hiçbir şekilde de bağlantı kuramayız artık. Burak da iletişim kuramaz bundan sonra. Hiç belli olmaz. Başka bir yol bulunur. Bundan sonra kendi bildiğim gibi yapacağım. Kimse karışmasın bana. Bak. Öfkelenip hatalı işler yapma. Sadece sen değilsin zarar gören. En az senin kadar ben de onun ortadan kalkmasını istiyorum. Sinirlerine de hakim ol. Ben bu dakikadan sonra hiçbir şeye hakim olamam. Günaydın aşkım. Hadi kahvaltıya geçelim, biz çok acıktık. Tamam canım, geliyorum. Görünce dayanamadım aldım. Bakalım beğenecek misin? Benim için mi? Çok teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Önce bak bakalım. Hadi anne, aç aç aç. Tamam, açıyorum. Çok şirin, çok güzel. Ay, bunu ayaklarında düşünebiliyor musun? Tekrar teşekkür ederiz Nisa'cığım. İlk hediyesini aldı sayende. Ben ona daha neler alırım. Hele bir göstersin kendini. Harun, bakar mısın? Harika bir şey. Böylece senin pabucun da dama atılmış oldu küçük fare. Benim pabucumu niye dama atsınlar ki? Görmedin mi, atmışlar bile, baksana. Ben görmüyorum. Hangisini atmışlar? Kırmızı olan mı? Anne, siz benim pabucumu niye dama attınız? Ne? Sinem dedi. Pabucum dama attılar dedi. Kandırdın beni. Yeni ayakkabı atılır mı? Efendim? Beni bu kadar görmek istiyorsan araman yeterliydi. Burak'ı kullanmana hiç gerek yoktu. Tamam. Şimdi söylüyorum. Çık karşıma. En çok bu tarafını seviyorum. Hiç korkmuyorsun. Tıpkı benim gibi. Kes. Buna cesaretin var mı yok mu onu söyle.
Tamam. Buluşalım Harun Arslan. Ben de seni görmeyi çok istiyorum. Uzun zamandır da bu anı bekliyorum. Özledim seni. Uzatma lafı. Nerede buluşacağımızı söyle. Sen de benim gibi sabırsızsın değil mi? Haklısın. Azrail'i daha fazla bekletmeyelim. Adresi ver. Geç kalma dostum. Yoksa son treni de kaçırırsın. Benim şirkete uğramam gerekiyor. Çok acil. Size afiyet olsun. Harun. Tarık'la gidiyorsun değil mi? Gerek yok. Tarık burada sizinle kalacak. Merak etme, hemen gidip geleceğim. Görüşürüz canım. Baba hani birlikte kahvaltı yapacaktık? Sen benim yerime de ye, tamam mı meleğim? Merak etme. Annem yer nasıl olsa. Harun. Ben de geleyim seninle. Epeydir şirkette değildim. İşler konusunda... Senin evde kalman hepimiz için en hayırlısı. Buradan bir yere ayrılma. Ya Aras tekrar gelirse elinde silah filan. Ne o? Korkuyor musun? Bunu o katile yardım ederken düşünecektin. Yok. Ben buradakiler için endişe ettim de. Aras onlara zarar vermez. Canım belli mi olur? Herif delirmiş gibiydi. Yine öyle çıldırırsa... Tarık burada. Onları korur. Maalesef seni de. Ne oldu? Ne konuştunuz? Hiç. Bir iki uyarıda bulundum. Harun şirketten epey uzak kaldı ya. Halleder o, merak etme. Hadi gel, çayın soğuyor. Tamam canım. Orhan! Buna iyi bak. Ortadan kaldıracağın adam bu. Zamanını iyi kolla. Dikkat et, etrafında kimse olmasın. Kendini ele verme. Emredersiniz ağam. İyi haberini bekliyorum. Bu herif ölecek, anladın mı? Hadi. Tamam. Çıkmama izin vermiyorlar. Evet, burası bildiğin hapishane. Gerçeğinden tek farkı gardiyanı annem. Ne yapıyorsun arkamda ya? Arı vardı, onu kovaladım. Çek git. Peşimde dolaşma. Yok ya, fare kılıklı kuzenim peşimdeydi yine. Hadi yarın görüşürüz. Aa, çok ayıp Yağmur. O yaparken ayıp değil ama. Hem bunu çoktan hak etmişti. Sana hiç yakışıyor mu? Neredeymiş benim prensesim? Hayat anne! Yavrum benim. Ay çok özledim ben sizi. Hiç arayıp sormadınız daha beni. Biz de daha yeni geldik. İki haftadır... İngiltere'ye gittik. Aa, beni niye götürmediniz? Küstüm. Küsme, küsme. Bir dahaki sefer seni de götürürüz. Canım kızım.
Asma suratını hemen. Ben şaka yapıyordum ya. Şuraya bakın efendim. Ne olmuş bu böyle ya? Afet olmuşsun. Ay sen bir daha da mı güzelleştin? Hiç yaşlanmak bilmez misin sen? Çok güzel, genç kız gibi bak annene. Sen de benim gibi sabırsızsın değil mi? Haklısın. Azrail'i daha fazla bekletmeyelim. Anlaşıldı. Annem bana çok kızmış. Sence nasıl affettirebilirim kendimi Rüzgar? Hayır, affettiremezsin. Çünkü deli gibi korkuyorum. Sana tekrar bir şey olacak diye aklım çıkıyor. Sizler için bunu yapmaya mecburum aşkım. Bu kabusu bitirmeliyim. Ha bak, bu sana diktiğim son gelinlik. Yine böyle bırakıp gidersen bozuşuruz vallahi ona göre ha. Sonra söylemedi deme ha. Değil mi? Ya Eda, çok güzel olmuş. Annem kraliçe gibi gelin olmuş değil mi? Evet tatlı. Hı? Nasıl buldunuz gelinliğimi? Ay, çok yakışmış. Çok güzel. Güle güle giy Eda'cığım. Anne, süper oldun. Ben de çok beğendim. Hayat anneciğim, ellerine sağlık. Canım. İnşallah bu sefer diktiğim gelinlik uğur getirir de kıyarsınız artık şu nikahı. Benim için daralıyor. Yine bir aksilik çıkarsa vallahi hakikaten düşüp bayılırım. Çok güzel olmuş. Bence de. Biz canımızın derdindeyiz. Eda Hanım gelinlik derdinde. Canım, rahat ol sen. Yakında her şey bizim istediğimiz gibi olacak. Nasıl istediğimiz gibi olacak? Sen kocana güven. Tamam, şu aralar biraz yalpalıyor olabilirim ama merak etme sen. Sürekli ilerliyorum ben. Sessiz ve derinden. İçim sıkılıyor, içim. Sıkma canını. Bugüne kadar ben ne dediysem çıkmadı mı karıcığım? Ne dediysem olmadı mı? Tamam da ben daha fazla sorun yaşamak istemiyorum artık. Yaşamayacaksın. Yakında hiçbir sorunumuz kalmayacak bir tane. Belki yarın, belki yarından da yakın. Keşke. Keşke öyle olsa. Olacak. Her şey güzel olacak. Hem de çok güzel. O yüzden takılma sen gelinliğe melinliğe. Bırak ne halleri varsa görsünler. Tamam mı benim güzel karıcığım? Ha şöyle. Surat asmak sana hiç yakışmıyor. Hele şu Batu Harun'la Aras'ın işini bir bitirsin. Sen o zaman gör kocanı karıcığım. Ondan sonra kim tutar Burak'ı? Niye çıkmadın hala anne? Ne yapıyorsun içeride? Affedersiniz, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Biraz önce bir hanım içeri girmişti. Hangi hanım? Elinde temizlik malzemeleri, poşetler falan vardı. Kızım gelinliğini çıkarsaydın da öyle yeseydin cilekleri. Leke olacak be yavrum. Bir şey olmaz.
Çilekler çok güzel. Vallahi bir leke yap. Vallahi ilgilenmem, bir daha da dikmem. Gelinliksiz evlenirsin. Değil mi yavrum? Hayat anne, zaten bu gelinlik olmaz. Neden? Hani beğenmişti? Yok, ondan değil. Biz beğendik de. Annem yakında bunun içine giremeyecek. Bak cadıya, annesiyle dalga geçiyor. Yalan mı anne? Göbüş büyüyecek. Vallahi ben de korkmuyor değilim hani. Bir yandan bebiş, bir yandan böyle o bir gırtlak. Maazallah yani. Sen bırak benim göbeğimle uğraşmayı da. Baban nasıl bir düğün hazırlıyormuş bakalım. Babama söz verdim, söyleyemem. Ya merak ediyorum ama. Şöyle küçücük, minicik bir ipucu versen. Olmaz, sürpriz bozulur. Şu kadarcık da mı yok? Gördüğünde bayılacaksın. Ama gerçekten bayılma. Niye doğruyu söylemedin? Niye burada çalıştığını sakladın? Söylesem izin mi verecektiniz? Vermeyecektik tabii. Burada bulaşık yıkamana ölürdüm de izin vermezdim. Başka şansımız mı var? Senin yorulmaman gerekiyor. Ben iyiyim kızım, iyiyim. Merak etme. Kerem duyduğunda ne yapacaksın? Duymaz. Söylemezsen duymaz. Olmaz. Kabul edemem. Gerekirse Eda'dan para isterim ama burada çalışmana izin vermem. Bugüne kadar istediklerimiz yetmedi mi? Her işimize koştular. Hayatımız boyunca bize Harun'la Eda mı bakacak? Ben çalışırım o zaman. Kerem ne derse desin umurumda değil. Ama seni burada çalıştırmayacağım. Hadi kalk. Eve gidiyoruz anne. Hadi. Sen git Ferda. Çok işim var. Oyalama beni. Anne! Kolay gelsin. Sağ ol. Çok beğendim. Böyle bir düğün ne gördüm, ne işittim. Ya hem söylemiyorsunuz hem de meraklandırıyorsunuz. Olmaz ama. Hepsi seni mutlu etmek için anneciğim. Tanem benim. Ya, ya. Anne. İyi misin kızım? Sancı mı geçti? İyiyim, iyiyim. Geçti. Neyse çıkartayım artık gelinliği. Bu kadar prova yeter. Yardıma geleyim mi? Yo yo. Ben çıkartayım, sağ ol. Gel bakalım hadi, sen de ye biraz. Keşke sana da bir tane dikseydim. Annenle bir örnek giyerdiniz. Gelinliğimi şimdi dikersen büyüdüğümde çok küçük gelir. Olmaz. Yine mi yanlış anladım ben? Ay sen beni öldüreceksin vallahi. Bilmiştim.
Onunla buluşmaya gidiyorsun değil mi? Harun doğruyu söyle. Cevap ver bana Harun. Benim bütün çırpınışlarıma, bütün korkularıma rağmen gidiyorsun öyle mi? Evet. Ama korktuğun gibi bir şey olmayacak. Kendini bile bile ateşe atıyorsun. Bunu nasıl yaparsın? Bak bu sefer farklı. Batu'nun neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Ama bu sefer o benim ne yapabileceğimi hiç bilmiyor. Nasıl böyle emin olabilirsin? Her buluşmanda başına gelmeyen kalmadı. Onun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsun. Ne yaparsan yap sen onun kadar vahşi olamazsın. Sakin olur musun Eda? Olamam. Karnımdaki bebeği düşün. Dünyaya babasız mı gelsin istiyorsun? Ben ailemin başında olacağım. İnan buna. Seni ve çocuklarımı asla yalnız bırakmayacağım. Oğlunu rüzgarı kucağına almak yerine bir pisliğin kurşunlarına mı hedef olacaksın? Bu mu Harun? Ailene sevgin bu kadar mı? Sizler benim canımdan daha çok değerlisiniz. Bunu yapmak zorundayım Eda. Rüzgar için. Yağmur için. Senin için. Anla beni Eda. Ne olur anla. Hayır kabul edemem. Gitsen bile yalnız olmayacaksın. Seni o canavarla tek başına bırakmayacağım. Alo. Buyurun Eda. Müdür Bey. Harun Batu'yla buluşmaya gitti. Onu durdurmaya çalıştım ama beni dinlemedi. Ne olur bulun onu. Durdurun onu. Eda, telaşlanmayın. Biz elimizden geleni elbette yaparız. Ama sizin de bize yardımcı olmanız için sakin olmanız lazım. Nasıl sakin olabilirim? O aşağılık herifin neler yapabileceğini siz de biliyorsunuz. Sizi anlıyorum. Harun Bey nereye gittiğini söyledi mi? Hayır bilmiyorum. Arabasından bulun. Telefonu açık. Bir şey yapın ne olur bulun onu. Başına bir şey gelmeden engel olun. Yalvarırım. Peki. Bulamadınız mı hala? Maalesef. Henüz bulamadık müdürüm. Mobese kayıtlarına baktınız mı? Arkadaşlar bakıyorlar efendim. Bulur bulmaz size hemen bildirecekler. Ne gerekiyorsa yapın hemen. Acele edin. Kaybedecek vaktimiz yok. Harun Arslanlı'yı bir an önce bulmalıyız. Harun! Harun!
Hadi abi. Gidelim. Kocaman park var lan orada. Hmm. Buradakilerden çok büyük. Adı ne parkı? Hatut Park. Ben öyle diyorum. Hatut Park. Heh işte o. Ne yaptınız o parkta? Ben çimlerde koşturdum. Abiler ablalar orada müzik çalıyordu. Herkes çok eğleniyordu. Ben de çok eğlendim. Ne güzel. Müzelere gittiniz mi? Gittik tabii. Kocaman müzeye gittik. Babam çok seviyor müzeyi. Hadi ya. İç bak. Harun Bey'in yerini tespit ettik müdürüm. Göster bakayım. Sinyalin geldiği bölge burası. Tam orada bir tren istasyonu var. Hemen tüm ekiplere haber verilsin. Hemen. Bölgeyi kontrol altına alsınlar. Harun Arslanlı ve polis katilinin eşkalini ekiplere bildirin. Kuş uçurtmayacaklar ona göre. Anlaşıldı müdürüm. Hadi bakalım. Baş üstüne müdürüm. En büyük korkum geç kalmış olmamız. Batu denen o adam tam bir psikopat. Hatırlıyor musun? Birbirimizin en iyi dostu olduğu zamanları. Ha? Hatırlıyor musun? Seninle ilgili hatırladığım tek şey annemle babama yaptıkların. Baban hak etmişti dostum. Kabul et. Harun Arslanlı, senin baban bir katil. Asıl sen katilsin. En az baban kadar katilim işte. Hayatımda ilk kez birinin geberdiğini görmek için sabırsızlanıyorum. Annemin, babamın katilini! Vefalı evlat. Herkes senin kadar iyi olamıyor. Herkes senin kadar sevilmiyor. Deniyoruz hepimiz. Ama ne yazık ki başaramıyoruz. Hepimizin hayatı hayal kırıklıklarıyla dolu. Aşk zannettiğimiz sadece yalanlar yumağı. Her şey sahte! Gerçek olan senin insanlıktan nasibini almamış bir zavallı olman. Kendi nefretinde boğulan bir zavallı. Daha önce söyledim mi sana? Nefrete sevgiden daha çok güvenirim. Çünkü nefretin sahtesi olmaz. Gerçektir. Melda'yı o hale sen getirdin. Sen ve o kahrolası nefretin! Değer verdiğin insana tecavüz edecek kadar aşağılıksın sen. Hayatını yok ettin onun. Sen çok mu masumsun ha? Sen de Melda'ya zarar vermedin mi? Bebeğim senin yüzünden ölmedi mi? Unuttun mu yoksa? O bir kazaydı. Ben neden olmadım? Hayır. Melda sana aşık olduğu için bilerek, isteyerek yaptı. Gözünüzü dört açın. İstasyonun çevresine her yeri arayın. Bizim için Harun Aslan da önemli. Batu dilenirse, uyarılara karşılık verirse, silaha başvurursa karşılık verin. Merkezden 4562'ye durum hakkında bilgi verin. 4562'den merkeze. İlgili bölgeye intikal edildi. Arama çalışmalarına başlandı. Tamam.
Siz ikiniz buradan, siz de buradan. Devam hadi, devam. Biliyorsun değil mi? Bu dava ikimizden biri öldüğünde bitecek. Sen öldüğünde yani. Benim sorunum ölmek değil. Senin nasıl öleceğine karar vermek. Bu kadar emin olma. Hakkını yemem, merak etme. Sana yakışır bir şekilde. Kahramanca bir ölüm olmalı seninki. Silahsız. Cezanı çekeceksin Allah'ın belası. Bu son saniyelerini iyi değerlendir dostum. Bu şansı bir daha bulamayacaksın. Bey'i bulamadık müdürüm. Ama sinyal bu bölgeden geliyor. Nereye gitmiş olabilir? Belki de trene bindi. Hemen araştırın. Sinyal aldığımız saatte buradan kalkan trenleri öğrenin. Tamam mı? Emredersiniz müdürüm. Siz bu taraftan. Hadi siz de benimle gelin hadi. Çabuk çabuk. Neredesin Harun Arslan? Neredesin? Bunu yapmak zorundayım Eda. Rüzgar için, yağmur için, senin için. Sonraki bakın. Müdürüm, Harun Bey herhangi bir trene binmemiş. Şu anda hala istasyonda olmalı. Her yeri arıyoruz. Tüm ekipler derhal istasyonun çevresini arasın. Polis teyakkuzda olsun. Her deliğe bakın. Çabuk olun. Siz hadi. Şu taraftan, siz de buradan. Hadi çabuk, çabuk. Harun Aslanlı'yı bulmalıyız. Olmadı. Kıvıramadın bu sefer. Beni öldür. Yoksa pişman olursun. Öldür hadi. Kes nefesimi. Kır boynumu. Bitir bu işi. Korkma dostum. Hiç zor değil. İnan bana. Çok delirdim. Hadi biraz gayret. Öldür beni! İşte sen busun Harun Arslanlı. Annenin babanın katilini öldüremeyecek kadar korkansın. Kalpteye taşıdığın basit bir et parçası. Bu yüzden kaybetmeye mahkumsun. Ve hep kaybedeceksin. Kes sesini! Sürpriz sonları severim dostum.
Azrail'e selam söyle.